Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kalbin Esiri Bölüm 7. Bunu söylerken acısı gözlerine yansımıştı. Evladını, hatta evlatlarını kaybeden yaralı bir anneydi o. Yaşadığı şeylere çok üzülmüştüm. Yaşayamadıklarına da. Sadece çok üzgünüm diye fısıldayabildim. İnsanlar farklı şeylere inanabilirdi. Ancak yaşanan acılar ortaktı. Acılar tüm insanlık içindi. Birden hiç beklemediğim bir cümle döküldü dudaklarımın arasından. Boynumdaki kolye Viseran'ın. Sağ elim refleksle boynumdaki kolyeye gitti. Nasıl Viseran'ın kolyesi olabilirdi? Bu kolye bana annemden kalmıştı. Anlamadım derken sesim engel olamadığım bir şekilde sert çıkmıştı. Bu kolye bana annemin yadigarı. Gözlerinden sessizce dökülen birkaç damla gözyaşını elleriyle temizledi. Kızımı kaybettikten 5 yıl sonra Mirza ile tanıştığım pastanede amcasını gördüm. Kızının doğum günü için pasta almaya geldiğini söylüyordu. Ben de Bisera için pasta almaya gelmiştim. Meğer Mirza ile benim kızıma o babalık etmiş. Kızım onu babası bilmiş. Kalbim tekledi duyduklarım karşısında. Damirim bana Bisera deyişi, kolyemin aslında Bisera'ya ait oluşu, ben neler duyuyordum böyle? Hayır diye fısıldadım. Olamaz. Gözyaşlarıyla anlatmaya devam etti. Çok sinirlendim. Benim çocuğumu benden alıp sahiplenmesine, beni ona götürmeyişine. Meğer kızım çok mutluymuş. Anne babası varmış onun. Şimdi ortaya çıkıp onu alamazmışım. Bu kadar sene sonra olmazmış. İkna edemedim onu. Korktum, beni tehdit etti. Viseray'ı alıp götüreceğini söyledi. Aptal gibi kandım ona. Bunları yapan babam mıydı? Sadece kızım benden bir parça taşısın istedim. Boynumdaki kolyeyi çıkarıp ona verdim. Benden kızıma yadigar olsun dedim. Sımsıkı tutuyordum kolyeyi. Böyle bir şey mümkün müydü? Delirecek gibiydim. Aklım almıyordu. Böyle şeyler ancak filmlerde insanın başına gelirdi. Sonraki günlerde aklımı kaçıracak gibi oldum. Amcasının bana adını bile söylemediği kızımın acısı her geçen gün artıyordu. İçim acıyordu. Duyduklarımdan birbirine tıpatıp benziyordu ikizlerim. Dedim ki, aynı kolyeden Bisera'ya dalayım. Kolyem adını bile bilmediğim, burnumda tüten yavrumda nasıl duruyor, öyle hissedeyim onun varlığını. Tekrar sildi gözyaşlarını. Tek bir damla dökmedim. Bu duyduklarım, Allah'ım, gerçek miydi şimdi bunlar? Bunca sene. Ben Bisera'yı iki kişi gibi sevdim. Saçını okşarken, yanaklarından öperken, hasta olduğunda, başında beklerken, her şeyde seni de sevdim onunla beraber. Yanaklarımın ıslandığını fark ettim. Beni de mi sevmişti onunla beraber? Sonrasında anlattıkları kulağıma vızıltı gibi geliyordu. Öğrendiğim gerçekler karşısında lal olup sustum. Ivana ise anlatmaya devam etti. Bizi ayıran Mithat'tı, babam. Babam bildiğim amcam. Yıllarca beni yalanlarla büyüten oydu. Annem ölmemişti ki benim yaşıyordu. O konuşurken ben kendi zihnimden geçenleri durduramıyordum. Babam beni çok severdi. Ben onu daha çok severdim. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Annemi kaybettikten sonra kimseyle evlenmemişti. Sadece benimle ilgilenmişti. Tek bir an bile
onun babam olmayacağı değil aklıma getirmek hissetmemiştim bile. Diğer yandan ise benim ciğerimi yakan İvana ve Mirza'nın hikayesinin öz anne ve babama ait oluşuydu. Ne diyordum ben? Ne annesi ne babası bir filmin içinde değildik. Yalan söylüyorsun dedim. Bu söylediklerine inanacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Hayır diyerek bana karşı çıktı. Yalan söylemiyorum Emina. Sen benim kızımsın. Gözlerinin içine bakarak yutkundum. İnanmıyorum sana. Yine yalan söylüyorsun bana. Ben sana güvenmiyorum diyerek sayıklıyordum. Birden kalktı gitti. Ben ne düşüneceğimi bilemezken siyah deri bir kol çantasıyla tekrar geri geldi. Elleri titriyor, gözyaşları tane tane yanağından süzülüyordu. Telaşla çantasının içinden bir cüzdan çıkardı. Cüzdandan aldığı kimliği bana uzattı. Kimliğe uzanırken benim de elim titriyordu. Acaba neyin nesiydi bu? Kimlikte ilk dikkatimi çeken şey küçük fotoğraf oldu. Daha önce çekilmediğine emin oldum ve vesikalık fotoğraftaki bendim. Sanki bendim. Ama ben değildim. Bisera benim ikizimdi. Zaten biraz aşağıda onun adı yazıyordu. Yani İvana aslında o canavarın değil benim annemdi. Şimdi bana inandın mı Emina? Sen annemin benden habersizce alıp amcana verdiği ikizlerimden birisin. Ben hiç sana böyle bu şekilde kavuşacağımı düşünmezdim. Damir beni aradığında onun adını duyunca sözünü kestim. Başından beri bana Bisera diyordu. Biliyordu ve beni onun yerine koydu. Onun yüzünden bana tecavüz etti dedim öfkeyle. Elini saçlarıma götürdü. Keşke böyle kavuşmasaydım sana dedi. Yıllarca öldüğünü bilerek büyüdüğüm anneme mi kavuşmuştum ben? Ne hissediyordum, onu bulduğum için mutlu muydum? Bana sarıldı. Beni sevdiğini söyleyerek saçlarımı okşadı. Hep annesini suçladı. Amcam olduğunu öğrendiğim babamı suçladı. En sonda da benim peşime yeteri kadar düşmediğini düşünerek kendini suçladı. Geçip giden yıllarımıza sitem edip durdu. Ama artık hep yanımda olacaktı. Beni hiç yalnız bırakmayacaktı. Beni Damir'den kurtaracaktı. İnandım ona. Sağlam kolumu sardım annemin bedenine. O da genç yaşında kötü şeyler yaşamıştı. Öz babası kocasını öldürmüştü. Annesi kızını habersizce kaçırmıştı. Yani beni. İkimiz de bir süre sarılı kalıp ağladık. O beni teselli etti. Ben onu uysalca dinledim. Tam her şeyimi kaybettiğimi düşündüğüm anda bana umut olacaktı. İnanıyordum. Tamam diyerek geri çekildi. Fazla uzaklaşmadan yüzümü avuçlayıp baş parmaklarıyla gözyaşlarımı sildi. Artık ağlamak yok. Yarından sonra hep mutlu olacağız. Hep umut olacağız birbirimize. Hala elimde duran Bisera'nın kimliğini benden aldı. Kararlı bakışlarını gözüme dikerek Bisera'nın kimliğini kullanarak Piraşova'ya gideceğiz dedi. Ben öğrendiklerimin altında ezilirken onun duygusallıktan sıyrılıp soğukkanlı bir şekilde anlattığı plana kulak verdim. Pireşova sınır kentiydi. Oraya gidip birkaç gün önce iletişime geçtiği boşnaklarla toplanacaktık ve otobüsle Pireşova'dan Makedonya'ya geçecektik. Oradan ise karayoluyla Yunanistan'a girecektik. Bizi sınırda bekleyenler olacaktı. Atina'ya ulaştıktan sonra mülteci tekneleriyle İzmir'e gidecektik, Türkiye'ye sığınacaktık. Günlerdir kaçış planı yapıyordu. Güvendiği insanlardan yardım almıştı. Para için bu işleri yapan kişilerle tanışmıştı. Hiçbir sorun çıkmayacaktı. Sağ salim Türkiye'ye gidecektik. Orada kendimize yepyeni bir hayat kuracaktık. Aralık 1994. Umut etmek, mutluluğa kavuşmak için çekilen çilenin teselli edici yanıydı. Sonunda umuduna kavuşmak da vardı. En acı şekilde hüzne boğulmakta. Ancak ben yıllar önce koparıldığım annemle umuda yürümemiş adeta koşmuştum. Beraber bir yolculuğa çıkmıştık. O yolculukta birçok badire atlatmıştık. Sokakta kaldığımız da olmuştu, soğukta birbirimize sokulduğumuz da. Günlerce yol çekip aç kaldığımız da.
Ama hiçbiri kendimizi, kimliğimizi ve en önemlisi özgürlüğümüzü kaybetmekten daha kötü değildi. Fizik tedavi için gittiğim hastane dışında evden çıktığım söylenemezdi. Çünkü içimden gelmiyordu. Annem olmasa belki de hiç umut etmeyecek ve bana yakışmayan bir şekilde Damir'in esiri olmaya devam edecektim. Beni ölen karısı ikizim Bisera yerine koyup kullanmaya devam edecekti. Onun kalbine esir olan Bisera, evine esir olan Emina olacaktı. Annem gelmeseydi eğer onu engelleyemeyecektim. Şimdi belki kendimizi yabancı, sığıntı gibi hissediyorduk ancak öyle değildi. Artık annem de ben de birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydık. Annem çalışmaya başlamıştı, ben ise çalışamamıştım. Annem benden önce Türkçe öğrenmişti. Ben de çoğu şeyi ondan öğrenmiştim. Bazen çarşıya pazara gidiyordum. Zor da olsa insanlarla anlaşıyordum. Genelde sıcakkanlı ve yardımseverlerdi. Başta zorlansak bile buraya alışalı çok olmuştu. Bazen babam geliyordu aklıma, yani amcam. Beni sahiplenen, büyüten oydu. Annem ona çok kızsa da ben onu silip atamıyordum. Bazen Emir'i düşünüyordum. Beni çok severdi. Ben de onu severdim ama o başkaydı. Hiç kıyamazdı bana. Hep korur, kollardı. İkisini de kaybetmiştim. Damir'i hiç hatırlamamak için her şeyi yapardım. Onu hayatımdan silip atmayı öyle çok isterdim ki. Ondan kurtulmuştum ama bana son kazığını atmıştı. Hiç istemediğim, aklıma bile getirmekten çekindiğim şey başıma gelmişti. Hamileydim. Onlardan kurtulmayı çok isterdim ama annem vicdanıma dokunmayı başarmıştı. Yoksa bir tecavüzcünün çocuklarını dünyaya getirmek istemezdim. Evet, onlar masumlardı ama babaları onları bana masum bir şekilde vermemişti. Babalarından kurtulduğum gibi onlardan da kurtulacaktım. Benim isteğimle olmamışlardı ki onlara bağlanayım. Benim için vazgeçilmez değillerdi. Evet, ikizlerdi. Annemin zoruyla gittiğimiz kontrolde ikiz olduklarını, ikisinin cinsiyetinin de erkek olduğunu öğrenmiştik. Annemde benim hissetmediğim bir heyecan vardı. Doğmaları için sabırsızlanıyordu. Onları yetimhane kapısına bırakacağımı söylediğimde bana inanmamıştı. Ama yapacaktım. O adamı bana hatırlatan her şeyi hayatımdan silip atacaktım. O canavardan tamamen kurtulacaktım. Sofra hazır. Annemin sesini duyduğumda uzandığım koltuktan zorlanarak kalktım. Son ayım içindeydim. Belki de birkaç güne doğum yapacaktım. Ama hala onları bırakacağım yer belli değildi. Mutfağa gidip sandalyeye otururken "Senden istediğim şeyi yaptın mı?" diye sordum. Çorba kasesini uzatırken annem "Ne istemiştin?" diyerek soruma soruyla karşılık verdi. Çatılmış kaşları neyi kastettiğimi anladığını gösteriyordu. O da yemeğini alıp tam karşıma oturdu. Onlar için bize en yakın yetimhaneleri sorup soruşturdun mu? Tabii ki öyle bir şey yapmadım Emina. İyi öyleyse. Bir cami avlusuna bırakırım, ne yapayım? Emina! Sözünü kestim. Devletin sıcacık kolları yerine soğuk bir musalla taşına bırakırım. Ne dediğinin farkında değilsin. Hiçbir yer annenin kolları arası kadar sıcacık olmuyor. Bu konuyu bir daha açma. Çünkü buna izin vermeyeceğim. Haklıydı. Ne babam ne de babaannem annemin 8 ayda verdiği sıcaklığı vermemişti. Ancak durumlarımız birbirinden çok farklıydı. O beni kendi isteği dışında kaybetmiş ama ben onları bilerek ve isteyerek vermek istiyordum. Ben onları gördükçe o canavarı hatırlayacaktım. Onları görmek bana işkence gibi gelecekti. Sessizlik içinde yemek yemeye koyuldum. Onunla tartışmayacaktım. Gece vakti uykuya dalacağım vakit odamın kapısı açıldı. Annem yatağımın köşesine oturdu. "Uyumadığını biliyorum," dedi. Eliyle saçımı okşayarak. "Güzel kızım benim," diye fısıldadı şefkatli bir ses tonuyla. Damir'e olan nefretini kendi karnında taşıdığım bebeklerle bir tutma. "Onlar senin bebeğin.
Sen onlara can veriyorsun, nefes veriyorsun. Tanrı onları sana öldürmen için değil, yaşatman için sana emanet ediyor. Onlara bakman için yapıyor bunu. Başkasına bırakman için değil. Ters dedim. Uyuyacağım, odamdan çıkar mısın dedim. Biliyorum, onları kucağına aldığında her şeyi unutacaksın. İyi ki diyeceksin, iyi ki. Sinirle gözlerimi açtım. Ne iyi kisi anne, neden bahsediyorsun sen? Bir de Damir'e teşekkür edeyim istersen. İyi ki bana tecavüz ettin, sağ ol diyeyim diyerek bağırdım. Öyle demek istemedim, özür dilerim. Bu cümleden nefret ediyorum, özür dileme. Onları kucağına aldığında iyi ki aldırmadım diyeceksin. Söylemek istediğim buydu. Neden bilmiyorum, ağlamaya başladım. Bu lafları duymak neden beni korkutuyordu? Onları hiç kucağıma almadan verecektim. Hiçbir zaman onları kabullenmeyecektim. Sabaha karşı bir sancıyla uyandım. Sesime annem geldi. Beni görünce telaşlandı. Doğumum başlamıştı. Hemen hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Sancım devam ederken hastaneye gitmeyeceğimi söyledim. Burada, evde doğuracaktım onları. Annemin gücüne karşı koyamadım. Zaten çok acı çekiyordum. O beni sürükledi, ben de onun peşinden sürüklendim. Saati önemsemeden. Alt kattaki Fatma teyzenin kapısını çaldı. Fatma teyze ve onun kocası Galip amca ile beraber onların arabasına binip yakınlardaki bir devlet hastanesine gittik. İkizlerin doğumu öğlene doğru gerçekleşti. Ben onları kucaklamak istemediğimden herkes bana şaşkınlıkla baktı. Ancak annemin olaya müdahale etmesiyle bebeklere ilk ağız sütünü verdim. Bu an onları ilk ve son emzirişimdi. Birkaç gün geçmesine rağmen annemin söylediği hiçbir şey olmadı. Ben onları dünyaya getirmiştim ama hiç iyi ki dememiştim. Varlıkları bana o canavarı hatırlatmaktan başka hiçbir şey yapmamıştı. Annem iş yerinden sırf benim için izin almak zorunda kalmıştı. O bakıyordu bebeklere. Marketten aldığı sütlerle besliyordu, bezlerini o değiştiriyordu. Ben ise kendimi kötü bir insanmış gibi hissetsem de aklıma sürekli o adamın bana zorla sahip oluşu geliyordu. O anlarda kendime hak veriyordum. Ben istememiştim ki bir canavarın bana tecavüz etmesiyle hamile kalmayı. İçim onları almıyordu. Bana hep tecavüzcü babalarını hatırlatacak iki erkek çocuğuna sevgimi veremeyecektim. Bu onların sevgisiz bir anneyle büyüyeceği anlamına geliyordu. Babalarına olan nefretimi gün gelecek belki de onlara yansıtacaktım. Mutlu bir hayat yaşamalarını isterdim her şeye rağmen. Bu yüzden de sağlıklı düşünemeyen bir anneyle büyümemeleri gerekirdi. Ben emindim ki onlara benden daha iyi bakacaklardı. Evde her gün annemle tartışıyordum. Onları çocuk esirgeme kurumuna bırakacağımı söylediğimde annem çılgına dönüyordu. O bir tane çocuğundan ayrı düşmüştü. Şimdi ikisini birden nasıl vicdansızca bırakabilirdim? Ama annemin atladığı bir nokta vardı. Annem haksız yere cinayete kurban giden sevdiği kocasının bebeğini kaybetmişti. Ben ise hayatımı mahveden bir canavarın izlerinden kurtulmanın derdindeydim. Annemin izninin son gününde nihayet onu ikna edebildim. İşe gidecek ve akşama kadar dönmeyecekti. Ben ise o yokken bebeklere bakmayacaktım. Görmüyor muydu? Ben onlara gözümün ucuyla bile bakmıyordum. Zaten kendimizi zor geçindiriyorduk. İki bebeği birden nasıl büyütecektik? Benim psikolojim hiç iyi değildi. Onlara sağlıklı bir anne olamazdım. Belki de çok kötü davranacaktım. Hiç sevmeyecektim. Ancak annem bana bir şart koşmuştu. O bebekleri sadece kısa bir süreliğine devlete emanet edecektik. Uzman bir psikologla görüşüp Damir'in bende bıraktığı enkazı temizleyecektim. Onun bana açtığı yaraları silecektim. Ama bilmiyordu ki hiçbir yara tamamen silinip gitmez, ardında mutlaka bir iz bırakırdı. En nihayetinde soğuk ve yağmurlu bir günde bebekleri evimize yarım saatlik bir mesafede bulunan yetimhanenin kapısına bıraktık. Annem üzüntüsünü gözyaşlarıyla belli ederken ben sadece boğazıma yerleşen ağırlıkla baş etmeye çalışıyordum.
Onlar için bu en iyisiydi. Kendilerinden nefret eden bir anneyle büyümek, onların çocukluklarında çok derin yaralara sebep olurdu. Onlar için yaptığım son şey, komşumuzun liseye giden kızının yardımıyla yazdığım bir mektup oldu. İkizlerime, kendimden yadigar, sadece bir mektup bırakmıştım. Mithat ve Mirza. Hanginiz Mithat, hanginiz Mirza olacaksınız bilmiyorum ama size babamdan ve baba bildiğimden kalan isimleri vermek istedim. Onları kaybettim. Sizi ise bırakmak zorunda kaldım. Büyüyüp bu mektubu okuduğunuzda benden nefret edeceksiniz. Ama şunu bilmelisiniz ki bu üçümüz için en doğru karar. Siz bana Allah'ın verdiği değil, bir canavarın zoruyla verilen canlarsınız. Mutsuz ve size her baktığında nefret ettiği adamı hatırlayacak anneyle büyümek istemeyeceğinizden eminim. Bir daha sizi görür müyüm bilmem ama beni affedin. Böyle olmasını istemezdim. Her zaman mutlu olmanızı ve yaşadığınız ülke için hayırlı evlatlar olmanızı diliyorum. Hoşça kalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.